Merhaba, ben Begüm ve şu anda Zamanda Yolculuk Podcast'ini dinliyorsunuz. Dünya çapında seyahatlerimden kişisel maceralarıma kadar paylaştığım bu podcast'a hoş geldiniz. Deneyime meraklı bir gezgin olarak Zamanda Yolculuk herkes için bir şeyler sunuyor. Öyleyse rahatlayın ve bu maceraya birlikte çıkalım. En yeni bölümlerimden haberdar olmak için lütfen beni takip etmeyi unutmayın. Selam arkadaşlar. İkinci sezonumuza hoş geldiniz. Arkadaşlar yazın İstanbul o kadar sıcaktı ki, Yani size nasıl söyleyeyim? Bizim evimiz böyle tren yolunun kenarında, camlar full açık, hani klima filan kâr etmiyor artık yani. Ve insanlar gerçekten böyle hani Akdeniz ülkelerinde neden siesta yapıldığını anladığım yazlardan biriydi. Hiçbir şey yapamadım arkadaşlar. Ne vlog çekebildim istediğim gibi, ne ses kaydı yapabildim, ne podcast paylaşabildim. İnsanlar kendilerini dışarı atıyorlar, ben de buna dahil olmak üzere. Yani insanların ben... Sanmıyorum ki hadi yazın işte böyle kış gibi yani böyle podcast dinleyeceğini. O yüzden ben de şuna karar verdim. Şöyle bir karar aldım. Birinci sezonumuzu, podcastimizin birinci sezonunu bitirdim. Ve dedim ki ben bu saatten sonra ne ses kaydederim ne de dedim bunu editlerim. O yüzden okulların açılmasıyla beraber. Ve böylece ikinci sezonumuza başladık arkadaşlar. Yazın kısa bir aradan sonra... Diğer insanlar gibi yazın sokaklarda, dışarıda gezdikten sonra bir sürü anı biriktirdikten sonra ikinci sezonumuzu başlatmış bulunmaktayız. Bu bölümü sizinle böyle kısaca sohbet ettiğimiz bir bölüm haline getirmek istiyorum. Bunu da bir anı filan paylaşmayacağım, bir deneyim paylaşmayacağım seyahate dahil. Arkadaşlar kısaca yazın ne yaptığımdan bahsedeceğim aslında. Yazın ben bir beyaz yakalı bir çalışan olarak aslında çalıştığım işlerim çok yoğundu. Bunun dışında bir tatil yapamadım. Çünkü zaten biliyorsunuz Yunanistan vizeleri, İtalyan vizeleri zaten bunlar randevular full doluydu. O yüzden İngiltere vizesine başvurdum. İngiltere vizesine dair aklınızda olan sorularla alakalı bir tane YouTube'a video çektim. Aslında oradan da Begüm Urgancı YouTube kanalına benim videolarıma ulaşabilirsiniz. Maalesef Schengen ülkeleri hiçbirine gidemedim. Çünkü neredeyse Mart ayından sonra bütün randevular doluydu. O yüzden bu sene ülkemizde tatil yaptım diyelim. Artık kısmet değilmiş. Hiç sıkıntı yok. Hiç önemi yok. Bugün yapamazsam yarın yaparım. Yarın yapamazsam öbür gün yaparım. Arkadaşlar günler çuvala mı girdi? Bu kadar enerjik ve bu kadar umut dolu, hayata dair bu kadar ümitli olmam da şaka mı gerçekten bilmiyorum ama böyle hissediyorum. Şu an yani şu an hissettiğim bu şekilde. Kısaca bunları yaşadım aslında arkadaşlar. Yani bence yazın da podcast izlenmeleri, dinlenmeleri whatever düşük olacağı için ben de sizin gibi biraz aslında kendi kendime vakit geçirdim. Bazen böyle ev bizim aşırı sıcak oluyor. O yüzden yakın bir kafe var. Reklam yapmamak için adını vermiyorum ama içinde kitapların olduğu, kütüphane gibi bir kafe var. Franchise'ları da çok olan. O kafede vaktimi geçirdim. Orada editler yaptım. Orada kitaplarla birleştim. Filmler izledim, diziler izledim. Gözlük aldım kendime. Artık bir gözlüğüm var dereceli ve mavi ışıklı. Ona ip ördüm vesaire vesaire. Bunlarla alakalı videolarımı zaten Begüm Urgancı YouTube'daki Begüm Urgancı kanalımdan izleyebilirsiniz. Onun dışında burası YouTube gibi bir yer değil zaten biliyorsunuz. Burası daha çok sesli bir şekilde sizinle iletişime geçtiğim bir yer. Buranın yeri YouTube'dan çok farklı. Yani ben podcast'i bildim bileli çok seven bir insanım. Çok uzun süreler... Çok uzun yıllardır podcast dinleyicisiyim. Şöyle bir 2010'dan beri diyebilirim podcast dinliyorum. Buranın yeri bambaşka, YouTube gibi değil. O yüzden sizinle burada paylaştıklarım aslında YouTube'da paylaştıklarımdan çok daha farklı.
burada sizinle birleşmeyi, burada sizinle konuşmayı, burada size bir şeyler anlatmayı, deneyimlerimi paylaşmayı çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Bunu yaptığım için de kendimi çok mutlu hissediyorum. Bu bölümü böyle anlatmak istedim. Onun dışında hayatımda hiçbir değişiklik olmadı. Klasik Türkiye, İstanbul, sıcak vesaire vesaire bu şekilde geçti aslında. Ama gelecek hakkında çok fazla ümit doluyum. Çok fazla ümitliyim. Olmasa da hiç sıkıntı yok. Bu da böyleymiş deriz. Bu da böyle yaşanması gerekiyordu deriz. O zamansa ikinci sezonumuza hoş geldiniz. Bir sonraki bölümde ikinci sezonumuzun ilk episodu, ilk bölümünü dinleyeceksiniz. Şimdiden sizi çok seviyorum. İkinci sezonda birbirinden bambaşka hikayelerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.